Ahmet Kırtasiye'nin sunduğu Spor 55 başlıyor. Spor 55'ten hepinize iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Evet, bir Spor 55 programında sizlerle birlikteyiz. Kafama bir şey takıldı, onu söyleyecektim ama Samet, girdin değil mi? Tamam. Evet, bu hafta Samsunspor gerçekten bizim yüzlerimizi güldürdü. Artık liderle maçımız var. Biraz sonra detaylı şekilde onları konuşacağız. Her hafta olduğu gibi konuklarım yerlerinde ama çok sevgili Hakan hocama artık bundan sonra izin de aldık. Dışarıda geziyorum, herkes bana soruyor. Abi, hakem hocamız Hakan hocanın aynı Collini'ye benziyor. Gel bunu Samsun'un Collini'si diyelim mi dedi bana. Benim hoşuma gitti. Ben de hocama sordum. Desek böyle bir Collini desek size ayıp olur mu dedik. Tabii ki onur verici, dünya markası bir hakemlerimizdendi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ender hocam hoş geldin. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Evet, bu akşam yine program dopdolu geçecek. İkinci bölümde biliyorsunuz maçın genelindeki hakem pozisyonlarıyla ilgili ikinci bölümü ayırıyoruz. İlk yarıda Samsunspor'umuzu konuşuyoruz, detayları konuşuyoruz. Yaptığımız etkinlikler vardı. Okula panele katıldık, sevgili hocamın okuluna panele katıldık. Oradan görüntüler vereceğiz. Orada bir soru sorduk. O sorunun doğru cevabını verene forma vereceğiz dedik sponsorumuz tarafından. Onlara detaylı bir şekilde hepsini söyleyeceğim. Formayı zaten elimizde bizim. Birazdan ekrana da getiririz. Ama ilk önce Samsunspor maçının Manisa karşılaşmasının bir önce bir yorumlarını alalım. Daha sonra diğer konulara hep beraber geçeriz. Hocam buyurun Ender hocam. Ekranları başında bizi izleyen tüm izleyicilerimize, Büyük Samsunspor taraftarına öncelikle iyi akşamlar dileyerek başlayalım. Manisa Spor karşılaşmasında Samsunspor beklenen sonucu aldı. Beklenen sonuç 3 puandı. Niye beklenen sonuç 3 puandı? İki sebepten dolayı. Bir, şampiyonla oynuyoruz. İç sahada artık puan kaybına tahammülümüz yok. Çünkü kaybettiğimiz iki maçı da içeride kaybettik. İki, Manisa Spor kadro kalitesi itibariyle, içinde bulunduğu koşullar itibariyle Samsunspor'a şu anda rakip olabilecek bir takım değil. Kağıt üzerinde favori olan bir takım Samsunspor. Bu karşılaşmada da herhangi bir şekilde bir kazaya mahal vermeden karşılaşmayı sağ salim tamamlayabildi. Niye böyle bir soru işareti var? Çünkü bizim geçen seneden Gaziantep sabıkamız var. Evet. Biz Gaziantep'te 1-0 öndeyken maçın son bölümünde 2-1 mağlup olduk. Dolayısıyla belki Gaziantep, uzun zamandır galip gelemeyen Gaziantep takımı geçen sene bizi mağlup etmişti. Biz o karşılaşmayı kaybetmemiş olsaydık belki küme düşmeyecektik. O yüzden temkinli yaklaşmakta fayda vardı. Nasıl olsa biz bu maçı kazandık psikolojisiyle çıkılan maçlar riskli olmuştur. Bu maçta gördük ki Samsunspor dersine iyi çalışmış, hiç böyle bir rehavete kapılmamış. Rakibe saygı duyarak, rakibi küçümsemeden, maçın ciddiyetinin farkında olarak sahada yerini aldı ve 4 gollü bir galibiyet geldi. Rakip Manisa Spor sahaya tamamen yenilmeme üzerine, gol yememe üzerine veya en az golle bu maçtan ayrılma üzerine kurulu bir senaryo ile sahadaydı. Maç sonunda Manisa Spor Teknik Direktörü'nün şu cümlesi benim için çok dikkat çekiciydi. Aldık hocam, onu vereceğim. 90. dakikaya kadar maçı 2-0'da tutabildik. Evet. Yani maçı 2-0'da tutabilmeyi kendileri açısından olumlu bir kazanım olarak görmüşler demek ki. Ama karşılaşma bitiminde 4-0 skor tabelasında 91 ve 94'te 4-0 oldu karşılaşma. Rahat bir maç oldu Samsunspor için. Kaleci Ahmet Altın belki kariyerinin en rahat maçlarından birine çıktı. Yere bile yatmadı doğru dürüst. Bırakın pozisyonu, pozisyon girişimi olabilecek bir atağı dahi söz konusu değildi Manisa Spor'un.
defans ama buna rağmen son derece dikkatliydi. Karşılaşmanın %99'u Manisa Spor'un yarı alanında, %60'ı 70'i de Manisa Spor'un ceza alanının etrafında geçti. Rakibin üzerimize gelecek ne gücü vardı ne tecrübesi vardı. Baktığınız zaman 17 yaşında 3 tane oyuncusu, 18 yaşında 3 tane oyuncusu, 19-20 yaşında oyuncularla buraya gelmiş bir takım. Hafta içinde elektrikleri kesilmiş. Elektrikleri kesildiği için 2-3 idman yapamamış. Dışarıdan gelen çocukları çeşitli yurtlara yerleştirmişler. Dolayısıyla Allah düşürmesin, Allah başa vermesin diyoruz. Ama bunları görünce, bunları dinledikçe, bunlara şahit olunca da Samsunspor'un ne kadar büyük bir tehlikenin eşiğinden döndüğünü bir kez daha görmüş oluyoruz. Affedersiniz. Eğer bu şirketleşme süreci başlamamış olsaydı, Sayın İsmail Uyanık ve Sayın Yüksel Yıldırım inisiyatif almamış olsaydı, taşın altına elini değil gövdesini koymamış olsalardı, Samsunspor'u ne günlerin bekleyeceğini Manisa Spor'un teknik direktörünü dinleyince bir kez daha görmüş olduk. O yüzden kimse unutmasın Samsunspor'un hangi safhalardan geldiğini. Şöyle geriye dönüp baktığınızda Samsunspor'un son 2-3 dönem, son 2-3 senesinde, yani kayyuma kadar gelen süreçte, kayyum döneminden önce gelen süreçte neler yaşadığımızı şöyle bir gözümüzün önünden geçirelim. Biz puan silmelerle bu durumun sıkıntısını çok çektik. Ama ben şunu da biliyorum ki deplasmanda kalınan otelin parasını 4 tane yöneticinin kredi kartının da karşılayamadığını ve o otelden senet imzalanarak çıkıldığını da biliyorum. Dolayısıyla Samsunspor, hep söylüyorum ben, genetiğiyle oynanmış bir kulüp halindeydi sezon başında. İşte genetiğiyle oynana neredeyse Manisa Spor olacaktı. Neredeyse Samsun Spor bir kuru ekmeğe muhtaç duruma düşecekti. Bunları unutmayalım diye söylüyorum. Çünkü hafıza-i beşer nisyan ile malüldür diye çok güzel bir söz var Türkçemizde. Açalım hocam onu. Yani insanoğlunun, beşerin hafızası unutkanlığıyla bilinir. O yüzden unutmamak lazım. Evet. Unutmamak için bunları söylüyoruz, hatırlatıyoruz. O yüzden Sayın İsmail Uyan'a, Sayın Yüksel Yıldırım'a, bu oluşuma destek veren herkese, bu oluşumun içinde yer alan herkese bu vesileyle bir kez daha bu şehrin bir teşekkür borcu vardır. Bu şehrin bir şükran borcu vardır. Hocam parantez içerisinde çok oraya ben bir ekleme yapacağım. Bugün sayfalara düştü. Yılport dünyada yılın liman işletmecisi ödülünü kazandı. 9 ülkede 21 liman ve konteyner terminali bulunuyor. Bundan dolayı dünyada ilk defa ödüle layık görüldü Yılport. Ben de sizin bu söylemleriniz arasına bunu sıkıştırıp bir kez daha kutlayalım. Evet. Samsunlu bir iş adamının şeye sahip olması bizi onurlandırıyor. Samsun'umuzda bu potansiyel var. Sadece Sayın Yüksel Yıldırım, onun şirketi değil, diğer şirketler de aslında var Samsunlu olup. Şimdi Manisa'da şirket yok mu abi? Manisa'da sanayi yok mu? Manisa'nın sanayisini karşılaştır, Samsun'un sanayisini karşılaştır. Manisa'nın önünde bir isim vardı. Vestel, Manisa Spor vardı hocam. Vestel dedi, bizi bıraktıktan sonra dedi, biz başka, bu hallere düştük. Başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi dolayısıyla sanayileşme açısından baktığınızda, reklam potansiyeli açısından baktığınızda İzmir'in hemen dibinde bizden belki daha fazla sanayileşme, sanayi bölgesi olan bir ilden bahsediyoruz. Ama düştükleri durum ortada. Evet. Samsun Spor'da geçmişte bu tür sıkıntılar yaşandı. Geçtiğimiz programlarda bunu söylemiştim ben. Geçtiğimiz programlarda söyledikten sonra ertesi gün birkaç kişi beni aradı. İsmi lazım değil. Onlar dediler ki ya isim versen de biz de bilsek. Aşçıya kaşarı neden bu kadar kalın kestin diye fırça atılan günlerden geldik biz bugünlere. O yüzden Samsun Spor buradan çıkacaktır. Düştüğü yerden kalkacaktır. Şu anda Samsun Spor, bırakın birinci ligi, birçok Süper Lig kulübünün bile aslında rüyasında göreceği ya da hayal edemeyeceği imkanlarla şu anda ikinci ligde mücadele ediyor. Deplasmana giderken uçakla, Fenerbahçe bile Akhisar'dan otobüsle dönüyor. Cezadır bilmem nedir ben bilmem. Biz uçakla gidiyoruz abi her yere. Hayır, bir de otobüsümüz önden gidiyor. Gittiğimiz her yerde konakladığımız otellerin kalitesi,
Futbolculara ödenen paralar, primlerin gününde hocam ödenmesi. Takım elbiseyle geldiler. Kıyafetinden tutunuz aklınıza gelebilecek her türlü ayrıntı. Her türlü ayrıntı. Evet. Yani Samsunspor bir anlamda yeniden doğuyor. Yeniden küllerinden doğuyor. Aynen. O yüzden bu vesileyle parantez içerisinde bu hatırlatmayı da yapalım. Böyle bir karşılaşmadan ne beklenebilirdi? Böyle bir karşılaşmadan tabii ki Samsunspor'un galibiyeti beklenebilirdi. Samsunspor'umuz da galip geldi. Evet, mutlu olduk. Kaymaklı ekmek kadayıfı ne oldu? Kaymaklı ekmek kadayıfı Sarıyer'in puan kaybetmesi oldu bu hafta. Sarıyer Hacettepe ile 3-3 berabere kaldı. Hem de uzatma dakikalarında gol atarak beraberliği kurtardı. Aynen öyle. Önümüzdeki haftada Sakarya maçı var. Şimdi biz Manisa maçına çıkmadan önce de akıllarda Sakarya maçı vardı. Manisa maçı oldu bitti. Yine akıllarda Sakarya maçı var. Biz bunu öngörüyorduk zaten. Sakarya maçının ligin ilk yarısı için bir final maçı, bir liderlik maçı olduğunu söylüyorduk. Az sonra bu tür ayrıntılara, hem Manisa maçının ayrıntılarına hem de Sakaryaspor'la ilgili değerlendirmelerimizi yaparız. Evet. Hocam, Hakan hocam neler diyeceksin? Bir özetle sizden alayım. Şimdi ilk başta hakemlere bakmak istiyorum. Şimdi Sabit Selvi, Kocaeli bölgesi hakemi, B klasman hakemi. Şimdi bakıldığında 4 tane B maçına çıkmış. Bir tane de B'de 4. hakemlik var. Sayıya bakıldığında daha önceden gelen hakem kardeşlerimizin maç sayıları biraz daha yüksekti. 7-8 ile geldi. 7-8 ile geldi. Onlardan bahsettik. 3-4 tane 4. hakemlikleri vardı. Özellikle birincilikte. Şimdi demek ki Merkez Hakem Kurulu'ndaki bölge sorumlusu Alican Lakot veya üst kuruldaki hocalarımızdan yani maç basit bir maç olarak görülüyor ki evet. 4-5 maça sahip bir hakemi ki 4-B maçı dediğim bu maçı katarak 4-5 diyorum. Veya bu arkadaşımız ilk koşularda belki koşamamış olabilir. Bununla ilgili bir problem olabilir. Ama baktığımızda gayet de güzel bir maç yönetti. Evet. Bir problem hakemlik yok. Hakemlik bir işte olmadı zaten. Yoktu. Biz de zaten görüntüleri hocamızla yaparken zorlandık yani. Yani hangisini verelim? Evet. Şimdi bilmiyorum almışsınızdır evet. Mutlaka ama aldım. İki tane yanlış kalkan bayrak var. Şimdi evet, az sonra konuşacağız. Değerlendireceğiz. Bu hakem için söyledik. Turgut Evran Eskişehir bölgesi hakemi. Yani biraz dağıtmışlar tabii trio dağınık olunca. Nasıl Cüneyt Hoca bir ekiple gidiyorsa artık bu iş ekip işine döndüğü için hani farklı farklı bölgelerden hakem acaba anlaşabilir miyiz? Her hocanın yoğurt yiyişi, maçta yemek yiyişi farklıdır. Evet. Mühim olan o yemeği ağzına gözüne bulaştırmadan yemektir. Bizim tabir budur hakemlikte. Ama böyle bir sıkıntılı ters düşme gibi bir durumlar olmadı. Ancak birkaç tane bayrak yanlış vardı. Kaldı. Onları irdeleyeceğiz. Evet. Turgut Eskişehir bölgesinden B yardımcı 6B maçı var. Sayısı normal. Belki birkaç tane daha fazla olabilirdi. Ama bu dağılımlar bölgelere göre de değişebiliyor. Onu söylemek lazım. Serdar, bu da kıdemsiz yardımcı arkadaşımız. Yalova bölgesinden 5B maçı var. 1 kupa maçı var. Ve Mehmet Güngör'de gene tekrar 2 Kocaeli vermişler. Yani hakemle 4. hakem. C klasman hakemi yani 3. lig hakemi. 5 tane 3. lig maçı var. 3 tane de B maçı var. Evet. Toplamda maç sayısına baktığımız zaman burada 5 tane maçı var diyoruz. 3 tane 4. hakemliği hani çok kayle alınmıyor. Ama önünde bir pozisyon gelişirse ve yardımcı olamazsa ceza direkt 4. hakeme de kesilebiliyor. Gözlemci Bülent Günen diye bir hocamız. Evet. Şimdi hani maça geldiğimizde ben bu maçı aslında tamam Samsunspor gayet güzel oynadı, rahat oynadı. Zaten Manisa antrenörünün maç öncesi veya o hafta yaşadığı problemler Ender Hocam söyledi. Yani farklı yerlerde kalmışlar, antrenmanı farklı yerlerde yapmışlar. 4-5 tane topçusu 17-18 yaşında. Bakıldığında bu görülüyor zaten. Evet. Yani olaya 90 derece baktığımızda zayıf takım. Bunu da kabul ediyor ve Manisa'nın -9 puanı var. Yani bu Manisa bir dahaki sene 3. ligde. Evet. Buna istinaden tabii değişikliklerimiz var. Mesela Bahattin, Oğuz Gürbülak ve Samet. Onların yerine Muhammed, İrfan ve Enes girmiş. Bu değişiklikler tamamıyla doğru.
Yani zaten maç koptuktan sonra bu değişikliklerle mesela Muhammed'e bir moral olması anlamında. Enes ilk 11'de çıkmadı, beni şaşırttı. Olabilirdi Enes'te. Tabii kilidi çözen Erhan. Yani sırtı dönük alıyor, pas veriyor, pas dağıtıyor ve gol vuruşu inanılmazdı. O arada girip onu pozisyonlarda zaten yorumlayacağız. İlave edeceğiniz başka bir şey yoksa? Bunun haricinde pozisyonlar gelecek o zaman teker teker tamam, bunlarla hocam. İlgili konuşmalarımızı yapacağız. Evet Samet, ben şimdi hemen şeyi isteyeyim, bir maç sonuçlarını alalım, ondan sonra da puan durumunu alalım. Maç sonuçlarında bakalım bu hafta beklenen sonuçlar olmuş muydu? Geçen hafta onun yorumunu yaptıydık. Evet, maç sonuçları ekrana gelecek. Evet, ilk başta Samsunspor'umuz 4-0'lık bir galibiyetle bu haftayı rahat geçtik. Sarıyer 3-3. Ender Hoca'nın dediği gibi son dakikada Sarıyer galip geldi. Keçiören Uşakspor'u 1-0'la geçti. Bodrum, ne oldu senin Uşakspor'a ya? Ya Uşak nazar değdirdim. Hmm. Ama ben değil. Sen hala bana favorin mi? Hayır hayır, bana söyleyenler hocam. Senin hala favorin. Peki mi? Bunu bir teknik adam söylüyor. Teknik adam. Ya bırak abi. Ama sen ben milletin, ciddiye almak zorundayım onu. Anladım da milletin sözüyle. Peki değil, ben sana başka bir şey söyleyeyim. Kendi yorumunla hareket etmen tamam, bir dakika lazım hocam. Ama sen... Şimdi bir dakika, bu camianın içerisinde olan bir arkadaşımız da bana ligin başında daha başlar başlamadan evvel Kastamonu'ya dikkat et Atil abi dedi bana. Bu işin içinde olanlar. Ben de bunları dikkate alacağım. Yani tabii nedir nedir? Kastamonu'da şimdi yani, sürpriz yani, o da kopmadı şu anda. Devam edelim. Puan durumunda kopmadı. Peki, devam edelim. Devam edelim. Samet devam edelim. Bodrum Gümüşhane'yi 1-0'la geçti. Gümüşhane'ye dikkat et diyen olmadı mı sana sezon başı? Geçen oldu, sene oldu. İddialıydı. Ne oldu Gümüşhane? Ya sen de şimdi... Devam et abi. Ender Hoca, Gaziantep, Sancaktepe'ye 4-1 mağlup oldu kendi sahasında. Niğde 1-0 Ankara Demirspor'u geçti. İnegöl kendi evinde Eyüpspor'a 1-0 mağlup olurken Bayrampaşa yine Sakaryaspor'a 1-0 evinde mağlup oldu ve Kastamonu'da deplasmanda oynanan Ahmet Sportif faaliyetleri de 1-0'la geçmiş oldu. Deplasmanda de oynamadı Kastamonu. İçeride oynadı. İçeride. 1-0'la geçti diyorum. Deplasmanda oynayan Ahmet Spor'u 1-0'la geçti dedim. Anladım. Tamam. Ya neyse. Evet, puan durumu hocam. Ya ben sana takılmadan rahat program geçiremiyorum. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Zaten özlemiştim hocam. Peki. Evet, Samsunspor ligin ikinci sırasında yer alıyor. Puan cetveline baktığımızda 38'e 36 ve 35 ile Sarıyer. Yani 3S devam ediyor. Biliyorsunuz ben bunu... Keçiören nasıl bir seri yakaladı abi ya? Mağlubiyet yani 4 haftadır. 9 haftadır yenilmiyor. Keçiören'e baktığımızda... Üst üste de abi, kaçıncı maçını kazandı bilmiyorum ama... 5. 5 veya 6. maç. Maçını kazandı. Yani Keçiören gücü müthiş bir çıkış yakaladı. Evet. Flash. Biz tabii evet. Şimdi benim hani çok üstünde durduğum takım... Bakıyorum kaçıncı sırada diye de 7. sıradaymış hocam Uşakspor. Evet, 22 puanı var. 16 puan gerisinde lideri. Şimdi bu puan durumundan sonra... Ya burada ilk 7 takım belli. Ekrana tekrar gelecektir. İlk 7 takım şu Bodrum Belediye dahil. Ben Bodrum'un da bu işi uzun vadeli götüremeyeceğini düşünüyorum. Sancaktepe'ye de hiç şans vermiyorum. Kastamonu geçen seneden... Tabii birkaç senedir bu ligde tecrübeli, playoff falan oynadı. Kastamonu belki biraz sürdürebilir. Keçiören gücü için bir yorum yapamıyorum. Burada çıplak gözle izledik. Çok etkileyici geldi bana. Evet. Yani çok koşan, sahada basmadık yer bırakmıyor o çocuklar. Fırıl fırıl. Sarıyer, Sakarya ve Samsun zaten sezon başından beri ısrarla söylediğimiz bu üç takım. Bu işi sonuna kadar götürecek gibi. Bunları zorlarsa, şimdi, bu üçlünün evet, içerisine hocam zorlarsa Keçiören gücü gelir. Kastamonu da bir ihtimal diyorum ben. Gerisine evet, ihtimal vermiyorum. Atilla hocam şey diyor şimdi, genelde 3S diyor ama ben halen diyorum ki bu Sarıyer'de değil de Sakarya Samsun arasında bu gidecek. Yani ben kafadaki 3 evet, olarak söyledim 3S'i ama dediğin gibi belki o 3.'de Keçiören gelebilir. Evet, bu hafta biz hani şeyden bekliyorduk, Bayrampaşa'dan bir çelme bekliyorduk Sakarya'ya. Sanırım kaçıncı dakikada gol attılar bilmiyorum ama Sarıyer'e Hacettepe hiç ummadığımız yani hani
bir önceki programda hani Sarıyer rahat geçer diyorduk. Hacettepe'yi evet. burada gördük çünkü. Ve yalnız takip ettiğimizde tabii maçları takip ederken bir yandan da bakıyoruz skorlar ne diye. Sakarya'da iki tane kırmızı kart var. 1-0 mağlupken bir kırmızı kart gördüler. Daha sonra 1-1. Sarıyer'de 1-2. Daha sonra 2-2. Evet. Daha sonra da 3-3. Uzatmalarda attılar ve Sarıyer'de iki tane kırmızı kart var. Biri yedek kulübesine. Büyük bir ihtimalle öyledir. Şimdi öyle bakıldığı zaman 10 kişi oynadılar. Yani ama dediğimiz gibi hocam. Yani Sarıyer için iyi oldu açıkçası. Samsun için iyi oldu. Şimdi Uşak'a devamlı tabii siz takılıyorsunuz birbirlerinize. Uşak'ta bakıyoruz. Uşak haftaya Sarıyer'le oynuyor. Bir yandan mağlup oldu. İyi de oldu. Şimdi beyanat Uşak veriyorum. Sarıyer o maçtan kolay kolay, Uşak'tan kolay kolay çıkamaz. Evet yani üst üste kaybediyor, sıkıntı yaşıyor. İçeride mi oynayacak? Kayıtları alın. Uşak'la içeride Uşak'ta, oynuyor. Uşak'ta maç Uşak'ta. Sarıyer için Sarıyer'le. Kolay bir maç değil. Yazayım buraya, not alayım mı? Sarıyer için kolay bir maç değil. Değil. Ya Sarıyer arkadaş bak bir şey söyleyeyim ben sana. Sarıyer'i Hakan hocam İstanbul'da çıplak gözle izledik. Evet. İnanın bana bu ligi zorlayacak bir takım değil. Ya evet. bizim yanımızdan geçecek bir takım değil. Ha tecrübeli isimleri var mı? Var. Sarıyer'in Süper Lig geçmişi var, şu var. Yani onunla biraz işi götürüyorlar. Ama yaşlı bir takım hocam. Direnci zayıf bir takım. Evet. Öyle geriye düştüklerinde çok fazla reaksiyon gösterebilecek. Biz Sarıyer'de yani siz bakmayın pisi pisine 2 puan bıraktık. Bir alışkanlıklarımız var. Biz o Sarıyer'i orada 3-4 yenebilirdik. 3-4 atabilirdik o Sarıyer'i. Son 10 dakikayı oynayamıyoruz. Yani hocam, bir tedirgin oluyoruz. Çok, ne oluyorsa orada oluyor tabii zaten. Tabii çok hocam çok etkili top oynadık biz Sarıyer'de tabii. Ya. Biz Sarıyer'de sezonun hele en iyi toplarından birini oynadık. 20-25 dakika dedim nefes Sarıyer bildiğimiz Sarıyer bu mu? Lider Sarıyer bu mu diye. Ama olmuyor işte. Bakacağız olmuyor. İnşallah. Şimdi bu hafta Sakarya'yı da göreceğiz. Sakarya ile ilgili tabii izlediğimiz falan bir takım değil açık söyleyelim. Sadece aldığı sonuçlarla yorum yapıyoruz. Bu Sakarya sporlular da yayın falan yaptırmıyorlarmış. Yok. Evet öyleymiş. Biz Samsun Spor yani Haberaks girişimlerde bulundu ama onlar seyirci sayısını etkiler diye ama yayın yapmıyorlar. Kendi kanalları, kendi şehirlerinin televizyonu da canlı yayın yapamıyor. Evet. Evet. Onlar sezon başından beri herhalde bildiğimiz kadarıyla maçı çekiyorlar. Sonraki gün banttan veriyorlar. TRT'nin bu konuda herhalde bir girişimi oldu. Başkanları ona da müsaade etmedi. Yani olumsuz. Şimdi özelden ama bize yazan ben, arkadaşlarımız var. Maçın yayını ne oldu olacak? Kesinleşti şöyle diye. Şöyle söyleyeyim hocam. Ben aldığım istihbaratı söyleyeyim. Ama aldığım istihbaratı söyleyeyim. Şayet Sakaryaspor seyircisi stadı tamamen doldurursa TRT maçı verebilir. Böyle bir görüşme var. Demek ki bölge TRT bölgeden gelecekler, hazır olacaklar. Hazırlar. Ona göre bekleyecekler ona göre yani. Bunu kim verdi stadın, bu istihbaratı sana? Haberin şeyi sorulur. İstihbarat. Bu gazetecilerin tamam kaçak cevap. Haberin kaynağı sorulmaz. Sorulmaz. Sormuyoruz. Peki, tamam, yalnız şimdi tabii Sakarya Samsun Spor herhalde yönetimiyle görüştü. Maçı 19'a alalım denmiş. Samsun Spor da buna esneklikle onu da söyleyeyim hocam. Bir cevap vermiş. Neden 19'da alındığını. Sayın Taner Taşkın. Evet, Sayın Taner Taşkın. Verdiği beyanattan dolayı tebrik ediyorum. Ne hocam? İstedikleri yerde, istedikleri saatte oynarız. Samsun Spor'un hocası böyle konuşacak abi. Samsun Spor'un hocası böyle beyanat verecek. Ama ondan evvel de bir şey söyledi. İstedikleri yerde, istedikleri saatte konuşuruz. Ama oynarız, bitti. Tamam da hocanın bir sorduğu şey daha vardı. Dedi ki, benim dedi söylediklerim yanlış anlaşıldı dedi. Yani ne bir yerde yakarız yıkarız bir şey böyle bir ifade mi vardı? Ne var? Bir maç oynanıyordu da. Nerede olursa olsun fark etmez diye böyle bir ifade kullandıydı. Geçmişte mi? 3-5 maç evvel hocam bunu kullandıydı. O önemli değil. Bu şeyi söylüyorum ben. Bunu Manisa maçından sonra bunu ilk söyleyen kim biliyor musun? Kim? Başkan İsmail Uyanık. Sakaryaspor'un başkanıyla çok iyi diyalogları var. Evet. Çok iyi diyalogları var. Ben başkana sordum bunu. Soru olarak yönelttik ben bunu. Dedi ki Atilla benim dedi, çok eski bir dostum dedi. Kadim bir dostum. Bana öyle bir teklifte bulundu. Ben de kendisine hiç fark etmez oynarız dedim dedi. Onun için yani iki başkanın anlaşmasıyla evet. bu ama oldu. Ama şimdi Samspor böyle bir güzellik gösteriyorsa o zaman bu maçı da bir kanal
Şimdi yurt dışında olan var, Samsunlu var, ya. İstanbul'da evet. var. Türkiye'nin her tarafında Samsunlu var. Yani bunu o zaman mahrum mu olacak? 30 bin seyirci. Kişilik bir stat değil mi orası? Tabii. %5 mi? 1500 kişi. 1500 kişi. Şimdi o 1500 kişinin dışında kalan Samsunlular, Samsun sporluları. Nerede izleyecekler maçı abi? Sezon başından beri Samsun Spor'un iç saha maçları, birçok da dış saha maçını televizyondan izleme imkanı, Haberaks'tan izleme imkanı buldu Samsun Sporlu evet. seyirciler. E şimdi nereden bulacaklar? Beni tamam. bekleyin hocam, söylediğim lafıma geleceksiniz. Biletleri yani, satsınlar diyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle. Benim biliyorsun kaynaklarım sağlamdır yani. Şunu da söylemek lazım hocam. Senin kaynaklarının ne kadar sağlam olduğunu göreceğiz. Şimdi şuraya yazayım. Sana şurada not olarak vereyim. Ah. En alttaki. Ne onunla oldu? Mı görüştün? Ne oldu? Ya canlı yayında yaptığımıza bakar mısın ya? Şey gibi yani lise kulaktan kulağa oynayalım. Lise talebesi. Hayır. Hocam ya. Benim de kulağıma söylenmişse bu adamın, bu adamın bu doğallığı beni öldürüyor ya. Kağıda yazıyor. Küçücük bir kağıda. Ya niye tepki veremedin? Bizi izliyor. Tüm dünya şimdi, bizi izliyor. Küçük tamam. bir kağıda yazmış. Bana filancı söyledi. Peki niye tepki gösteremedin ismi görünce? Ona ya neyse ya. Reklam arasında konuşalım. Görüşürüz. Senin onunla görüşme şansın yok. Onu da sana biri söylemiştir. Ben filancı onunla görüştüm böyle dedi şimdi bana diye. Hocam burada şey de var. Kayıt da var. Kayıt çıkalım var. Peki. Peki hocam şeye gidelim mi? Hafta içinde güzel bir etkinliğimiz oldu. Evet. Sizin ilave edeceğiniz bir şey var. Manisa maçını konuşmayacağız. Ama konuşmayalım. Bu Sakarya ile ilgili şimdi Sakarya hani bir iki hafta önceki ben bir maçına bir göz attım da orada bir sıkıntılar var. Yani Sakarya'nın sanırım maddi durumu iyi değil. Yani biz burada beraberlik, galibiyet böyle bir şeyle dönebilirsek 1 puan, 3 puanla ondan sonra biz ikinci yarı zaten transferlerimizi yapacağız. Dolayısıyla 1 puan güzel, 3 puan harika olur herhalde. Bizim için. O yüzden zaten ileriki haftalarda biz Ekar'da edeceğiz büyük bir ihtimalle Sakarya'yı. Sakarya'dan yenilmeden dönmemiz lazım. Evet, 4 yani, puan olmasın. Aynen. Olsun. 5 puan oluyor. Yenilince 5 puan. Niye olsun oluyor. Hocam ya? Hayır hayır misal şimdi şunu şuraya getireceğim işi. Şimdi buradan ısrarla söylüyorum. Sakarya Spor maçını sezonun finali gibi görme hatasına düşmeyelim. Ne biz Sakarya'yı orada yendiğimizde şampiyon olacağız. Tamam doğru. Ne de yenildiğimizde şampiyonluğu kaybedeceğiz. Ama böyle bir şey yok. Ama kendimizi de küçümsemeyelim. Ayrı. Yani biz orada şimdi bu evet. vura vura oynarız. Bu maç ilk yarının finali. Kabul. Ama bu sezonun finali değil. 5 puan bir fark olacak. 17 tane maç var ve bizim mesela bu şeyde biz ilk yarıda 18 maçın kaçını deplasmanda oynuyoruz? 9'unu deplasmanda oynuyoruz. Evet. İçeride ikinci yarı 8 deplasmana çıkacağız. Diğerleri 9'a çıkacak. 9'a 8. 9'a evet. 8 İçeride olacak. İçeride 2 maç üst üste oynayacağız. Dolayısıyla evet. burada ne olacak? Bizim bir fikstür avantajımız olacak. Bu takımlar birbirleriyle oynayacak. İkinci yarı sezonun yavaş yavaş sonuna yaklaşıldığında hava değişecek, atmosfer değişecek. Yani bu hamur daha çok su kaldıracak. Ama biz şunu biliyoruz. Samsun Spor içinde olduğumuz için biliyoruz. Yakın takip ettiğimiz için biliyoruz. Ne pahasına olursa olsun son hafta, son düdük çalınana kadar bu işi kovalayacak. Sakarya da bunu kovalayacak. Ötekilerden bu potanın içine girer mi, girmez mi, kim potanın dışında kalır? Evet. O çok bizim işimiz değil. Ama Samsun Spor takımı, o yüzden seyircilerimiz, taraftarlarımız bir defa yani bunu ligin finali olarak görmesinler. Ama herkes o heyecanı yaşıyor hocam şu anda. Yaşayacağız. Bak Sakarya'ya gideceğiz. Herhalde. O heyecanı yaşayacağız. Yani. Çıkıp ben size söyleyeyim. Takır 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 bu takım orada top da oynayacak. Göreceksiniz hep beraber. Niye? Bir, biz deplasmanda iç sahadan daha iyi oynuyoruz. Daha rahat oynuyoruz. Mağlubiyetimiz yok. İki, baskı altında olan onlar kendi sahalarında kendi seyircisinin baskısını onlar hissedecekler. Tabii. Bize kapalı oynayan bir takım karşımızda olmayacak. Bir defa bunu bir üst üste koyalım. Ve bu tür sahalara da alışıyoruz. Yani bu kadar 20 bin 25 bin kişi oynadığımız onlar da alışıklar. Hayır. Diğer takımlar geldiklerinde diğer statları biliyorsunuz. İlçe statları. Aynen öyle. İster istemez bizde yaşadıklarını orada da yaşıyorlar. Ama şimdi biz gidiyoruz deplasmana. Samsunspor gidiyor. Orada biz aynı tedirginliği yaşamayacağız. Evet. Biz böyle bir dersimize avantajımız. Artı
Şimdi biz maçlar bize atandığında bir dönem klasis, tabii reklama girecek, bir otelde 3 gün önceden kampa giriyorduk. Kampa giriyorduk, 2 gün orada bir önceki haftanın pozisyonlarını izliyoruz. Hatalar var mı? Triolarla birlikte kalkıyorduk. Ondan sonra Kayseri ise Kayseri, Diyarbakır ise Diyarbakır. Türkiye'nin çeşitli şehirlerine dağılıyorduk. Şimdi burada ben gene dün de spor programı vardı. Ben onu da takip ettim. Şimdi biz bu Samsunspor 2 gün önceden gidiyor. Hani önceden Cuma'dan gidiyor şu hocam. Kaşarı ne kadar ince dilimlersek o kadar kârdırdan. Şimdi 2 gün önceden bu maçın önemini, bu Samsunspor'un evet. büyüklüğünü gösteriyor. 2 gün önceden gidiyor. Oradaki havayı teneffüs edecekler. Ondan sonra sanırım zaten bir gün önceden mutlak surette gidiliyor ama iki gün önce daha da ciddiyeti gösteriyor. Yani nereden nereye geldi takım? Evet. Kulüp. Şimdi bu arada madem ondan bahsederken Tatangalar diye bir grupları var hocam. Ben yıllardır takip ederim. Evet. Siz de geçen hafta bir programda söylediniz. Bizim programın Şimdi içerisinde söylediniz. Orada onu. Hani birkaç anı var onları anlatırız. Tatangalar denen grup gerçekten Sakaryaspor'un muazzam bir özleşmiş taraftan. Beraberce ağlayanlar, beraberce gülen toplumdan bahsediyorum. Bildiri yayınladılar. Samsunspor bizim kardeş kulübümüzdür diye yani. Ve Samsunspor'un bugün basın bülteninde de vardı o. Kardeş kulübümüzdür. Her ne kadar maçın atmosferi yüksek dahi olsa kesinlikle küfür olmayacak. Hakaret olmayacak. Birbirimize saygılı olacağız diye böyle bir girişimde bulunmuşlar. Ben buradan kutluyorum. Programları da izliyorlar mı zaten? Yani Samsun'daki olan spor programlarını da izliyorlar. Ben de onlarınkini izledim. Gerçekten birlik ve beraberlik için mesajlar veriliyor. Biz de buradan katılıyoruz. Bizim gidecek olan taraftarlarımıza diyoruz ki sakin olalım. Küfür bize yakışmıyor. Zaten Başkan İsmail Uyan'ın başlattığı bir kampanya var bununla ilgili. Biz örnek bir seyirci olmak istiyoruz. Ligin sonunda da fair play'i biz bu ödülü almak istiyoruz diyorum. Buradan dolayı da Tatangalarla iyi bir diyalogumuz olduğunu söyleyelim. Ve hemen vaktimiz de kısalıyor. Sevgili hocamın okulu İstiklal. Oraya geçmeden önce. Geçmeden önce. Veya geçtikten sonra da olur. Şimdi olsun. Ben şey yapmayayım, akışı bozmayayım ama. Yok. Çokça mesaj aldım. Çokça kişiyle yolda karşılaştığımızda. Herkesin bir talebi şu, şu stadyum girişlerindeki sıkıntıları konuşun, evet. dile getirin talepleri tamam. var. Giderek benim, artıyor. Benim notumda var, konuşalım hocam. Buyur. Yok konuşalım onu mesela. Aç notunu. Benim notumda var derken yani bu konuya değineceğim. Hayır, anladım, değineceğim. Tamam yani ben hani bir bilgi mi var diye Şimdi sordum. Şimdi ondan en yakın olan bu hafta beraber yaşadık biz. Beraber aracımızı gireceğimiz yere eğer... Çok özel bir şeyimiz olmasaydı biz de giremiyorduk oraya. Doğru mu? Hayır mevzu araç meselesi, otopark değil. Meselesi değil. Oradan bir da defa, başlayalım ama insanlar o kadar defa, araçlarını getiriyorlar. Yani aracından tut şuyuna buyuna kadar. Yani biz nereye gidiyoruz? Stadyuma. Evet. Niye gidiyoruz? Eğlence. Eğlenmeye gidiyoruz. Futbol maçı izlemeye gidiyoruz. Abi ben Samsun yarı açık cezaevine... Bir arkadaşımı bundan 10 sene önce ziyaret etmeye gittim. Bu kadar zorlanmıyorum. Evet. Her tarafta bariyer, her tarafta örgü, her tarafta bir engel, her tarafta bir arama. Ben Şimdi bu maç için İstanbul'dan gelen arkadaşımız Köksal Sarısoy tanırsın. Evet. Ya arkadaş adam diyor ki ben İstanbul'da yaşıyorum. Eyüp maçına gittim. Sarıyer maçına gittim. Bayrampaşa maçına gittim. İstanbul'da diğer statlarda başka takımların maçına da gidiyoruz. Böyle bir şey görmüyoruz. Uşağa gittik beraber gördük. Ya. Sarıyer'e gittik beraber gördük. Tabii. Yani giden herkes, deplasmanlara giden herkes oradaki durumu söylüyor. Bu çifte standardın sebebini Niye? Anlamıyoruz. Söyleyeyim ben sana. Bunu bu çifte standardı yok efendim Beşiktaş Konya Süper Lig maçında evet. emniyet soruşturma geçirmiş. İçişleri Bakanlığı'ndan müfettişler evet. gelmiş. Buradaki emniyet yetkilileri de buna karşı tedbir alıyorlar. Evet, bunu bilsinler. Ya arkadaş, hadi bunu geçtik. Tamam, emniyet tedbirini geçtik diyelim. Ya sıkıntı sadece emniyet tedbirinde değil ki. Sıkıntı bu barkod okunan kapıların yarısına yakını sıkıntılı. Yani 10 kişiden 5'inin kartını okumuyor. Bekle bir daha, bekle bir daha, tut bir daha, git bir daha, gel bir daha. Bilet almak ayrı bir sıkıntı stadyumun kapısında. Yok, ver TC kimlik numaranı.
Ver TC'ni girelim, sistem gitti, geldi. Ya arkadaş, eziyet haline geldi ya. Haftalardır konuşmayalım diyoruz ama yeter artık ya. Yeter. Acaba şu yani, olabilir mi? Bir defa psikolojik olarak ben pazar, cumartesi maç hangi günse stadyumun etrafına gittiğimde geriliyorum abi. O demir bariyerleri gördüğümde geriliyorum ya. Bu ne kadar bariyer? Bu hafta maçın temsilcisiyle görüştüm ben. Temsilci işte bu anonsla ilgili bir mevzu vardı. Onunla ilgili görüşürken adam dedi ki burada da inanılmaz güvenlik önlemi varmış. Ya dedim ki arkadaş hiç sorma ya. Milletin artık burasına geldi. Biz dedi başka statlarda bunu görmüyoruz. Ama boş ver, güvenlik iyidir dedi. Adam geçiştirdi. Ama yani bu güvenlik tedbiri, güvenlik önlemi şu bu da kardeşim. Buradan Sayın Başkan'a da ben bir çağrı yapıyorum. Acizane. Tamam Sayın Başkan, tamam sevgili yönetimimiz. Biz Pasolig'e geçen sene birincilikteyken girdik. Kaldıralım. Bu Pasolig okuyucular nasıl olsa buraya kondu. Hedefimiz şampiyonluk. Seneye biz bir daha şey yapmayalım. Sisteme entegrasyon şu bu. Sorun yaşamayalım diye değil mi? Evet doğru. Abi kaldırıp atalım Allah rızası için. Aynen ya. Öyle. Kaldırıp atalım. Bu senelik atalım. Bu senelik ya. Bu yani senelik yeter atalım. Ya. Gerçekten. Seyirci maça gelemiyor ya. Yani insanlar düşünebiliyor musunuz? Çocuğuyla, çoluğuyla gideyim rahat rahat alayım çekirdeğimi, leblebimi deyip tribünde zevkli bir maç izlemek için eriniyorlar ya. Yani gideceğim oraya diyor adam şimdi bir sürü sıkıntı arabayı giderken orasını ara burasını ara sen burada bekle sen bu otoparka giremezsin sen oradan dolanacaksın. Ya daha basit yanlış bir şey yere hocam. Park ettin geldin kapıda bir aradın iki aradın üç aradın tamam, az gittin rahatım. Arama bitti kart okumadı bekledin girdin içeri oraya girdin, oturma girin. Buraya yeter, bakma. Yeter az ya dur. Bu az nedir arkadaş? Az frene bas az dur. Az bir şey söyleyeceğim. Ama ya. Daha basit bir şey söyleyeceğim. Bir arkadaşım eşiyle beraber maça giriyor. Bu maçta oldu. Kadın polis arıyor. O kadın içeri giremiyor. Arkadaşımdı benim Engin. Dedi ki Atilla Bey az bir dakika bakar mısın dedi. Ne var? Ya şu rezilla bak dedi ya. Hanımın dedi rujunu aldı. Olduğundan dolayı diyor almıyor içeri diyor ya. Allah. Ver dedim ya ruju. Ver bana Allah. Ya. Ver. Aldım ben. Girdi bayan. Daha sonra verdim rujunu. Ya böyle bir şey var mı ya? Allah'ını seversen ya. Şimdi bir de ilçelerden gelen çocuklar var. Öğrenciler. Okullar bölgesinde giriş biraz daha rahat. Fazla kalabalık olmuyor. Ama bir dönem işte maratonda, aile tribünde falan. Orası biraz daha da maratonda hakikaten girişler çok, çok zor. Şey dediler. Şimdi çocuklar gelmişler. Girerken... Şimdi otobüsü oraya çekme, buraya çekme. Şimdi zaten deplasman takımının seyircisi yok ki. Evet. Bir önceki maçta 2 tane var, ondan önceki maçta 15 tane var. Orada park alanları var. Şimdi var. Arabayı park ediyoruz. Ya park alanları bomboş. Sokmuyor sizi oraya. Diğer park edenler tarım veya işte o fuar bölgesine park ediyorlar. Oradan tekrar. Ya bu park alanları yapılmış. Bu bir. İki. Normalde biz... Tamamen tel örgüleri kaldırdılar uzun sene önce. Yani ne zaman? Uzun yıllar önce kaldı. İlk Denizli'de kalktı bu. Denizli'de kalktı. Denizli'nin evet, de güzel bir seyircisi var. Şimdi burada kalktı ama o koltukların hemen önünde bariyerler var. Polis çok bariyerleri evet. Sanırım. Şimdi hani nasıl kalktı diyoruz o zaman? Hani tel örgüler kalkmıştı. Hayır kalkmadı. Tamamen her taraf sarılı. Şimdi Pasolik'te sen 1B'yi sattın. Atıyorum. Orada oturamayacak ki bariyer var önünde göremiyor. O oturamadığı zaman bir üste çıkacak diğerinin yere gidiyor. Var. Yani böyle sıkıntılar var. Evet. Hocam stadın içine girebilsek onları halledeceğiz. Ona razıyız. Biz kardeş kardeş yer değiştiririz. Biz stadın içine giremiyoruz. Bırak stadın içine girmeyi. Doğru. Stadın önüne yaklaşamıyoruz ya. Çevir bariyeri, çevir bariyeri, doğru. Çevir bariyeri. Ya arkadaş bu bariyerler senin benim paramla yapılıyor ya. Belli hepsi yeni yapılmış ya. Bu stat için yapılmış ya. Tabii. Evet. Tüy bitmemiş yetimin hakkı var orada ya. Neymiş? Beşiktaş-Konya maçında soruşturma yemişiz. Seyirci sahaya inmiş. Sokmasaydınız. Sokmasaydınız ya. Yani Beşiktaş-Konya maçındaki Samsunlu olmayan dışarıdan gelen insanların yaptığı şeyin cezasını biz niye çekelim ya? Tabii. Aynen biz çekiyoruz. Tabii. Doğru. Böyle bir şey yok sakin ya. Sakin ol hocam tamam. Hayır sakinlik mevzu değil. Mevzu, iki tane mevzu var. Bir,
Sayın Valimiz, saygılarımızı gönderiyoruz. Sayın Emniyet Müdürümüz, saygılarımızı gönderiyoruz. Lütfen bu durumu bir kez daha gözden geçirin. Şu stadın etrafındaki bariyer olayını, şu stadın içine girerkenki arama olayını arayın kardeşim. Arayın ama 1, 2, 3 bu nedir ya? Bu 1. 2, şu bilet alırken TC kimlik numarası, sistemin kilitlenmesi. 2, Pasolik'le ilgili şu turnikele kaldıralım abi, şampiyonluğa gidiyoruz ya. Şampiyonluğa gidiyoruz ya. Neyse maliyeti, neyse şeyini Samsun Hocam, Spor AŞ bunu çok rahatlıkla karşılayabilir. Ya da kullanmayalım. Kullanmayalım. Yanından geçirelim. Turnikeleri devre dışı bırakalım. Bir şey yapalım. Yani Sayın Başkan buna bir çare bulacaktır. Emniyet tedbirlerini aşamıyorsak şayet en azından şu girişte bileti okuduydu okumadıydı. Ondan kurtulalım ya. Hocam tamam. Şimdi vaktimiz kısıtlı çünkü ondan sonra ikinci bölüme geçeceğiz. Evet, İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Samsun Maarif Hareketi proje kapsamında küfür etme, sporu kirletme konulu söyleşiye Spor 55 ekibi olarak bizi sevgili hocam okuluna davet etti. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şimdi görüntüler ekrana da geldi. Burada güzel bir söyleşi yaptık Ender hocamla birlikte. Bir diğer görüntülere de geçebilirim. Muhteşem bir güzel kalabalık vardı hocam. Gerçekten bir düşündüm böyle bu genç nesil, bu Samspor sevgisini aşıladıysak ne mutlu bizlere, ne mutlu sizlere diyorum. Burada benim aklıma hemen oradayken bir soru sormak geldi. Dedim ki bu çocuklarımızı bir ödüllendirelim dedim. Şöyle bir soru sorduk. Dedik ki Manisa maçında ilk golü kim atar? Evet. 4 tane kız öğrencimizden, 4 tane de erkek öğrencimizden isim istedik. 4 tane erkek öğrenciler kimlerdi? Gürkan Kocuk, Mert Çolak, Yusuf Giral, Aşkın Çakır. Gürkan Samet demiş, Mert Samet demiş, Yusuf Muhammed demiş, Aşkın da Bahattin demiş. Bunların hiçbirini bilemediler. Onlar diskalifiye oldu. Kız öğrencilerimizden Betül Bişi, Şüheda Kavak, Muharrem Aslantaş, Çağla Akın. Hocam Muharrem, burada bir yanlışlık olmasın. Çünkü yukarıya yazacağımı aşağıya yazmışım. Evet, evet. Bunların arasından da Şüheda Kavak, Erhan demiş, Betül Bişi, Bahattin demiş, Çağla Akın da Enes demiş. Ve golü kim attı? Herkes gördü. Golün sahibini gördük. Erhan Şentürk attı. Ama bu arada kız öğrencilerimizden birini, arkadaki erkek arkadaşlarından biri muziplik olsun diye Ahmet Altın diye söylüyor. Ben de şimdi biz oradan Ender Hoca'yla falan bakıyoruz. Ahmet Altın tabii bilmediği için döndü. Bize dedi ki Ahmet Altın dedi. Biz herkes güldü. Ender Hoca o kadar güzel bir jest yaptı ki orada. Dedi ki senin dedi formanı da ben vereceğim dedi. Çok güzel bir jest yaptı. Onun formasını da aldık. Bu forma da burada. Samsporumuzun güzel formalarından, taraftar forması. Bunu nereden alacaklar biliyor musun? Bak şimdi oraya geliyor şimdi. Bizim ana sponsorumuz olan, sağ olsunlar bize destek olan bant reklamımız geliyor şimdi. Oradan alacaklar. Yarın öğleden sonradan itibaren formalarını bu iki arkadaşımız Şüheda Kavak ve Selenay Yadigaroğlu. O Ahmet Altın ismini söyleyen Selenay Yadigaroğlu da formalarını geldi mi? Göremiyorum. Göremiyorum. Bir bakayım hani göreyim. Volkan sen görebiliyor musun? Öyle mi? Tamam. Buradan alacaksınız. Tamam. Oradan alacaksınız. Yarın öğleden sonradan itibaren formanız orada olacak. Hem Ender Hoca'nın Selenay Yadigaroğlu'na verdiğimiz forma orada. Bir de burada gösterdiğimiz gibi bizim ana sponsorumuz olan sevgili kuruma da teşekkür ediyoruz. O formayı da Şüheda Kavak alacak diyoruz. Hocam başka bir ilave edeceğimiz bir şey var mı? Ben birkaç bir şey söyleyeyim. Buyurun. Şimdi İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin
başta müdürü olmak üzere tüm idarecilerini ve öğretmenlerini tebrik ediyor. Neden? Bir defa yaklaşık 1000'in üzerinde öğrencisi olan bir okuldan bahsediyoruz. Girdiğiniz zaman okuldaki sükuneti, okuldaki tertip düzeni çok rahatlıkla dışarıdan bir göz olarak görebiliyorsunuz. Bir. İki, okul tam gün. Öğrencilerin sabahtan akşama kadar sadece ve sadece dersti, etüttü, oydu, buydu. Bu tür sıkılmalarını engellemek için çocukların ders dışında, öğle tatilinde, teneffüslerde, diğer derslerde, beden eğitimi derslerinde falan vakit geçirmeleri için çok güzel alanlar yapmışlar. Evet. Mesela altta ben ilk defa bir okulda mesela dart gördüm. Hatta çok da ilgimi çekti. Birkaç atış da yaptık. Evet. Türkiye derecesi falan yapan çocuklar varmış evet, orada. Türkiye derecesi yaptılar geçen evet. sene çocuklarımız. Ve bunları okul kendi imkanlarıyla sağlamış. Orada evet. bilardo masası gördüm. Evet. Orada bir tırmanma duvarı gördüm. Orada değişik spor şeyleri gördüm, aktiviteleri gördüm. Bunun için tebrik ediyorum. Üç, ne için tebrik ediyorum? Hakan hocamın özellikle çabalarıyla birlikte orada oluşan Samsun Spor atmosferinden dolayı tebrik etmek evet, lazım. Orada gerçekten. Samsun Spor, o okulda Samsun Spor bir gündem olmuş. Hocam bir de kardeş okulumuz da var, o da geliyor. Evet, şu... kardeş okulumuz. Burada kalabilirsek, tabii biz program yapmaya başladıktan sonra hanımdan bana bir teklif geldi. Dedi ki, bizim okulumuzu nasıl yapalım? Dedim, o iş kolay. Yani alacağız, hemen TC kimlik numarasını, gene zorlandığımız işlerden bir tanesi. Evet. Kimlik numarası, isim, öğretmen... lerimizle birlikte onlar kendi ulaşımlarını sağlayacaklar. Nitekim şu anda burası 19 Mayıs ilçenin Tekel İsmail Çolak İlçe Öğretim evet. Okulu. Müdür Bey'i de Abdullah Kamil Satıcı. Müdürümüz burada çocukları toplayarak beden eğitimi öğretmeni ve birkaç öğretmenle birlikte 30 tane öğrenciyi bizim de kardeş olarak belirlediğimiz bu okulumuzu bizim öğrencilerimiz ve kendi öğrencileriyle birlikte maça götürdük ve hep beraber maçı izlettik ve çocuklar ilk defa maça gitmişler. Bunlar devam edecek mi hocam? Yani bunları tabii ki devamı sezonun gelecek. Sezon sonuna kadar devam edecek. Üzüntüleri şu anda 1,5 yani ay, Sakarya maçından sonra 1,5 ay maç yok. Ne evet. zaman gideceğiz diye müdür bey şey atmış hatta, mesaj atmış. Tebrik ediyoruz hocam. Tebrik ediyoruz. Bunları da alalım dedik. Ederiz. Bunun üzerine tabii bir etkinlik yaptık. Bu etkinlikte çok da güzel oldu. Tezahüratlar gerçekten oldu. Öyle. Konferans evet. salonu doldu, taştı. Büyük de ses getirdi açıkçası. Tabii acemimize vermek lazım. Orada biz bir plaketi unuttuk ama bunu programa en azından yetiştirelim dedik. Hiç önemli değil. Sayın Müdürümüz Hakan Sarayozkan, Spor 55 programı yapımcılarına okulumuza verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder. Yayın hattınızda başarılarınızı dileriz diye bir plaketimiz var. Alabiliriz hocam. Bunu size Ender takdim hocam. Ediyorum. En azından şu şekilde koyayım. Samspor anlamında bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz okulumuzda. Evet. Hakikaten de güzel etkinlikler oluyor. Teşekkür ediyorum bu plaket için. Biz Samspor sevgisinin olduğu her yerde varız hocam. Sizler gibi iyi ki sizi tanımışız. İyi ki sizi tanımışız. Bundan dolayı da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Araya gidiyoruz. Çok kısa bir aramız var sevgili izleyiciler. İkinci bölümde biliyorsunuz hakem analizlerimiz var. Bunun yorumlarıyla ve daha sonra programın sonuna doğru da Ender Hocam'la birlikte çok önemli bir konuya değineceğiz. Şimdi reklamlara gidelim. Selamet Kırtasiye'nin sunduğu Spor 55 reklamlardan sonra devam edecek.